Trabzonspor ligde üçüncülük yarışı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk. Bu sezon Trabzonspor'un hedefleri ve Kayserispor karşısında 2-1 evet. galip geldi Bordo Mavililer. Oyun anlamında özellikle Enis Destan'ın dün bireysel olarak biraz daha oyun içinde parladığına da şahit olduk. Kesinlikle. Pivot santfor anlamında gerçekten çok iyi işler yaptı. Zeminin kötülüğü, alışkın olduğumuz kendi ceza sahasından topla çıkan Trabzonspor'u bu kez daha farklı bir oyun anlayışına büründüğünü bize gösterdi. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Abdullah Hoca dünkü maça 4-1-4-1 gibi çıktı. Yani Pepe'yi bu kez ileri uçta oynatmadı. Enis Destan'ın yardımcısı olarak arkada oynattı. Enis Bardi ile birlikte. Berat tek başınaydı. Trabzonspor'da bu sezonki bütün konuları Beşiktaş'ta bir tutarak konuştuk hep. Beşiktaş dedik, Trabzonspor dedik, Trabzonspor dedik, Beşiktaş dedik. Aynı Galatasaray-Fenerbahçe ilişkisi gibi oldu bu ilişki. Ve hedefler noktasında da şu an Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig şampiyonluğu için yarışıyor. Diğer tarafta da Trabzonspor ve Beşiktaş ligi 3. bitirip Türkiye Kupası'nı almak için yarışıyor. Ve benzer sorunları olan iki takım var yani bu sezon özelinde. Şimdi Trabzonspor'da gelecek sezona çok değişikliğin olması gereken bölgeler var. Yani özellikle stoper hattı, merkez, ileri hatta doğru o omurganın tamamı. Güzel giden şeyler de var elbette. Ya, Trabzonspor çizgileri falan çok iyi kullanıyor mesela bence. Trezeguet ve Visca gününde olduğu zaman iyi Trabzonsporlar izledik biz. Trezeguet şu an yok, Fontas oynadı ama Thomas Müller'in transferi Trabzonspor'a çok yaradı. Yanılmıyorsam 3. asistini falan, 3. ya da 4. asistini yaptı Trabzonspor'da. Ve en önemli şey bence Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğü altında en önemli şey gözle görülen dışarıdan Abdullah Hoca'nın oyununa pivot santrafor. Net. Şimdi bugün bazen mesela isimler görüyorum. Pivot santrafor olmaya şaşırıyorum. Diyorum ki yani Abdullah Hoca'nın oyunu, Trabzonspor'un oyunu bakıyorsunuz Alexander Sörloth'la başlayıp Cornelius'la devam eden iyi bir süreç. Sonra nasıl sonlandı? Pivot olmayan Maxi Gomez transferiyle oyun şablonu değişti baştan aşağıya. Şimdi bu sezon yine hani Onuaşu'nun olduğu bölümlerde Onuaşu'dan verim aldınız. Enis Destan oynadı. Enis Destan'dan verim aldınız. Bu arada Enis'in hakkını verelim yani. Tekrar bakayım 8 gole ulaştı. Evet. 8 gol 4 asist yaptı. Enis Destan da bu sezon hani dikkat çeken isimlerden bir tanesi. Çok az süreye rağmen yani Ümit Milli Takım'da da oynuyor. Hani potansiyel taşıyor. Trabzonspor adına da elinden gelenin fazlasını yapan, elinden gelen değil fazlasını yaptı bence. 8 gol 4 asist. Bugün bakalım ligin gol krallığı sıralamasına. Kaç tane santrafor var bu gollere ulaşamayan yani A takımı birinci santrafor olarak? Batu Şahay dışında. Yedekten zaten yok. Batu Şahay'dır sadece Enis'ten daha fazla katkı. Beşiktaş'ın Semih dışında hiçbir santraforunun 8 golü yok. Abubakar'ın falan 5 tane golü var ligde. Şimdi şöyle... Trabzonspor'un oyunu net bir şekilde yani Abdullah Hoca'nın oyunu attığı oyun bize şunu gösteriyor. Yani bu oyun pivot santraforun olduğu zamanlarda etkili oluyor. Şimdi bazen isimler görüyorum şaşırıyorum ya pivot değil diyorum yani oyun şablon mu değiştirecek Abdullah Hoca oyunu mu değiştirecek düşündüğünüz zaman da pek ona yatkın gelmiyor benim zihnimdeki Trabzonspor oyunu. Neden? Gelecek sezonda Visca'yı düşünelim, Trezeguet'i düşünelim. Yine en etkili olacağı yerler Trabzonspor'un beki ve ön alandaki oyuncuları olacaktır. Dolayısıyla hani orada keşke Trabzonspor onu şu kadroda tutabilse bu arada ama maliyet yüksek bir oyuncu. Hani artık o maliyetleri Trabzonspor'un karşılama ihtimali var mı yok mu yönetim daha iyi onun planlamasını yapar. Ama net bir pivot santrafor istiyor. Yani gelecek sezon bu arada Maxi Gomez geri dönecek. Elinden çıkarmanız gelecek ve bilmiyorum ne kadar takip edildi La Liga'daki durumu. En son 28 maça çıkmıştı. Bir tane golü yoktu biliyorsunuz. Maxi Gomez bu sezon siftah yapamadı. Bir tane gol atamadı ya 28 tane maça çıktı. Şimdi gelecek sezonun o yüzden Trabzonspor'unu düşündüğünden biraz sıkıntılı durumlarda var. Yani gelecek oyuncular tekrar gönderilecek, omurga değişecek, iki tane stoper lazım bu takıma. Yani benzer sıkıntıları yaşıyor her iki kulüp. Birbiriyle şu anda yarışan her iki kulüp için söylüyorum Beşiktaş ve Trabzonspor. Dünkü maça gelirsek yani dünkü maçta farkı ortaya koyan Enis Destan oldu. Bir, Nicola Pepe'nin attığı golde çok iyi indirdi onu. Stoper sırtında olmasına rağmen çok iyi indirdi o topu. Güzel bir noktaya. Uğurcan güzel bir pas atıyor.
uzun metrajda ama Enis de onu çok güzel bir noktaya indiriyor. Tabii takipçinin konuşturan Pepe var. Ve onun dışında bir de tabii ki golü var. Yani Mönye'nin performansı iyiydi. Yalnız Trabzonspor'da ne olursa olsun ya bu savunma problemi asla giderilemiyor. Yani ne yaparsanız yapın. Hani iki stoperi baştan aşağı tandemi komple değişim ertesi maça olmuyor. Birini değişin olmuyor. Benkoviç dene, Fernandez, Ryan Bani'ye alındı. Bak Trabzonspor'un az sayıda stoperi yok bu arada. Sayalım. Benkoviç, Ryan Bani'ye, Densville, Fernandez. 3 tane transfer var. Bak Fernandez. Bunların 3'ü yabancı. Yeni transfer. Ama kim oynuyor? Normalde bir orta saha oyuncusu olan Mendy oynuyor. Bu orta sahada sizi zayıflatıyor. Yani gelecek sezon Trabzonspor'un savunmayı yapacağı takviye böyle Benkoviç gibi, Fernandez gibi sıkıntılı, sallapati oyuncu olmaması gerekiyor. Peki hemen Mehmet sana da sormak istiyorum. Trabzonspor Enis ve Pepe'nin golleriyle dün Kayserispor karşısında galip geldi. Oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi de ki tekrar hatırlatalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda Babakar Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bu mücadele Aspor ekranından canlı olarak sizinle buluşacak. Moral de kazanmış oldu Bordo Maviler. Serbest düşüşe izin vermiyor Abdullah Hoca. Sivas'a 1-0 kaybetmişti hatırlayalım. Bir önceki haftanın açılışında bir cuma maçıydı. Dün kazandı ki deplasmanda var galibiyetleri Abdullah Hoca ile. Şöyle bir hakkını teslim edelim. Sezonun ikinci yarısında Onaçus'u oynayan bir Trabzonspor. Hem Afrika Kupası üstüne döndüğü gibi sakatlanması. En istesinden performansı ama ben Mönye'nin hakkını teslim etmek istiyorum. Yani ortaları muazzam. Kupada Gençler Birliği maçında da uzatmaya götüren golle uzatmaya getiren Eren Elmalı'ya yapmıştı benzer ortayı. Müthiş yani bazen savunmada çaresiz kalabiliyor bu ortalarda. O yüzden Mönye'nin yani şimdi Galatasaray'da tabii ki sağ bek Sacha Boey sonrası oraya da o sorunu gördüğüm için Mönye hakikaten Trabzonspor açısından nokta atışı bir takviye olmuş. Benzer takviyeyi sezon sonu stopere de yapmak durumunda Mendy'yi kullanıyor stoperde Abdullah Hoca. Şöyle itiraz edemeyeceğim. Atılan bütün gollerde o topu Mendy taşıyıp getirip atak olmasını sağlıyor. Başakşehir'deyken de bu tarz orta saha oyuncularını devşirip stoperde kullanırdı Abdullah Hoca. O yüzden top tekniği iyi, üst düzey bir stoper almalı ki şampiyonluk sezonunda Edgar ve Vitor Hugo ile zaten böyle doğru ikiliyi bulmuştu Abdullah Hoca. Ben artık üçüncülük olarak çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Bu hafta Beşiktaş da kazandı ama ben Trabzonspor üçüncü olur gözüyle bakıyorum. Dünkü maç Onaçu diyoruz. Bir de sezonun ikinci yarısının Trabzonspor adına en iyi ismi Trezeguet yoktu. Onun yokluğuna rağmen daha hücum ağırlık bir takım gördük. Bardi Pepe 8.5 numara rolleri. Bardi'de toparlanma var sezonun ikinci yarısında onu da söyleyelim. Bu performans normalde neden ikinci sezona devam ediyor diyorduk Bardi'de. Tam tersi ben bu sezonki kıpırdamasıyla yeni sezonda da ilk 11 olmasa da muhakkak en kötü kulübede olacaktır. Fena oynamıyor Bardi. Maça gelirsek de 1-0 iken 2-0 oldu aslında Bardi'nin golüyle. Bardan bir müdahale oldu sanırım Vizcaya'nın Cardozo'ya müdahalesi. Onun ardından düşmemesi önemli Trabzon'un. Çünkü bu tarz şeyler oluyor maçlarda Vardan golünüz döndüğünde. 2'yi yaptıktan sonra da Uğurcan'ın hatası ama şunu da söyleyeyim tabii. İkinci golde de çok iyi bir uzun pası var o günün demin ifade ettiği gibi. Tabii gol Uğurcan'a yazar net şekilde ama nihayetinde galibiyetle dönmesi önemliydi Trabzonspor'un. Kupa öncesi bence moral motivasyon sağlar. Kupada da rakip Karagümrük. Karagümrük'ün de bence önceliği ligde kalmak olacak. Ben o yüzden hani Beşiktaş-Ankaragücü eşleşmesinde konuşuruz ama hani Trabzon-Karagümrük eşleşmesinde daha Trabzon'dan yanayım. Peki devam edelim o zaman Beşiktaş'la. 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi siyah beyazlar. Serdar Toprak Sepe yönetiminde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve puanını da 51'e çıkardı.